Yu-Gi-Oh! Hanimesini izlerken belki de en çok keyif aldığımız şey serinin yapı taşlarından olan canavar savaşlarıydı. Bu videomuzda Duel Monsters serisindeki en kuvvetli 10 canavarı listeleyeceğiz. Mavi Gözlü, Beyaz Ejder ve Karanlık Büyücü gibi ikonik kartların kalbimizde yeri apayrı olsa da bu videoda karşısında duranların kalbine korku salan en güçlü canavarları konu alacağız. 10. sırada Relinquished. Relinquished ilk sezonun en dikkat çekici canavarlarından biri. Bu ritüel kartı Black Illusion Ritual kartı ile çağrılır ve atak ve defans puanları sıfırdır. Maximilian Pegasus tarafından Yugi yenme amacıyla yaratılan bu kartın benzersiz özellikleri her türlü düellonun gidişatını Pegasus'un lehine çevirebilecek bir kapasitededir. Zayıf atak ve defans değerlerine rağmen Relinquished her turda rakibin canavarlarının birini ele geçirme özelliğine sahiptir. Ne kadar canavarı ele geçirirse o kadar atak ve defans kazanmakta ve düello sahasında korkunç bir rakip haline gelmektedir. Dahası ele geçirilen canavarlardan birisi yok edilirse canavarın orijinal sahibine zarar vererek ekstra bir üstünlük sağlamaktadır. 9 numara Relinquished ve Thousand Eyes Idol kartlarının füzyon materyali olarak kullanılmasıyla ortaya çıkan Thousand Eyes Restrict. 10. sıradaki Relinquished'in daha da gelişmiş bir versiyonudur. Gerek insana dehşet veren tasarımıyla, gerek sağdaki kartların pozisyonunu değiştirmeme efektiyle Pegasus'un en güçlü kartı olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. 8 numarada Blue Eyes Ultimate Dragon bulunmakta. Kaiba'nın destesinde en sevdiği canavar olan mavi gözlü beyaz ejderden 3 tane bulunmaktadır. Ve Kaiba'nın ilk sezondaki en büyük stratejilerinden biri Blue Eyes Ultimate Dragon'ı yaratmak için bunları kullanmaktır. Yüge karşı ilk düellosunda bu stratejiyi kendisine galibiyet vereceğini düşünerek kullanır. İlk bölümlerde görebiliyoruz bunu. Blue Eyes Ultimate Dragon 4500 atak ve 3800 defans değeriyle gerçekten muazzam bir canavardır ve bu atak ve defans değerleri onu oyunun en güçlü füzyon canavarlarından birisi yapmaktadır. Ve Obelisk'i saymazsak Blue Eyes Ultimate Dragon kaybanın en güçlü canavarıdır bile diyebiliriz. 7. sırada 5 başlı ejderha. 5 başlı ejderha animede iki kez karşımıza çıkar ve her ikisinde de bu ejderhaların başları Kayba Korp'un Noah'ın sanal dünyasında kapana kısılmış eski liderleri olan Büyük Beşli'nin bir temsilidir. Bu nedenle Five Headed Dragon başka bir düello da kullanılmaz. Başka bir düello da görmüyoruz. 5000 atak ve defans değeriyle bu canavar en deneyimli düellocular için bile gerçek bir tehdit. Ayrıca karanlık, toprak, su, ateş ve rüzgar canavarlarıyla savaşarak yok olmuyor. Bununla birlikte bir oyuncu onu yalnızca 5 ejderhayı birleştirerek çağırabilir ki bu göründüğünden çok daha zor olabilir. 6 numarada Dragon Master Knight bulunuyor. Kaybe ve Yugi izlemesi çok eğlenceli olan bir sevgi nefret ilişkisini paylaşıyor. Birbirlerine düellocu olarak saygı duyuyorlar ama hemen hemen başka hiçbir konuda aynı fikirde değiller. Bununla birlikte birlikte çalıştıklarında oldukça iyi olduklarını kanıtlıyorlar ve genellikle birbirlerinin en iyi yanlarını ortaya çıkarıyorlar. Dars'a karşı olan düelloları sırasında Yugi ve Kaiba en güçlü canavarlarını birleştirir. Dragon Master Knight, Kaiba'nın Blue Eyes Ultimate Dragon'ı ve Yugi'nin Black Luster Soldier'ının birleşimidir. Etkileyici bir 5000 atak ve defansa sahip olan Dragon Master Knight, sahadaki ve mezarlıktaki her ejderha canavarı başına 500 atak kazanır ve bu özellikler onu oyunun en güçlü füzyon canavarlarından biri haline getirir. 5 numara Deck Masters kısmı Yugi seyircilerini seven ve sevmen olarak ikiye bölen kısımlardan biri. Bu bölümlerde Ark'ın ana kötüsü olarak görülen Noah'ın deste ustası olarak kullandığı Shinato'nun gemisi, Yugi ve Kaiba'nın Noah'a karşı olan düellosunda parçalanır ve içinden Shinato King of a Higher Plane kartı ortaya çıkar. Bu kart rakibin defans pozisyonundaki bir kartına saldırırsa rakibin can puanlarından yok olan canavarın atak puanları kadar can puanı silebilir ve aynı zamanda kartı kullanan kişi o miktarda can puanı kazanır. Şüphesiz ki kaybeden rakiplerine taşa çeviren bu kart yüreklere gerçek anlamda korku salıyor. 4 numara Horikkos kullanıcısı Darts, animedeki en etkili kötü karakterlerden biri olduğunu sayısız kez kanıtlamıştır. Efsanevi Leviathan'ı uyandırma planı, Ejderhaları uyandırma arkanın ana konusu ve sonunda Yugi ile yüzleştiğinde bu plan izleyiciyi hayal kırıklığına uğratmıyor destesi gülünç bir şekilde aşırı güçlü, gizemli ve görünüşte durdurulamaz saf yıkım yaratıklarıyla dolu. O yaratıklardan birisi de Orikalkos Shunoros. Kuyutora yok edildiğinde sahaya gelen bu yaratığın saldırı puanı kendisinden önce sahada olan Kuyutora'nın efektiyle sıfıra düşürülen hasar değeri kadar. Kuyutora gibi Shunoros da yok edildiğinde bir etkiye sahiptir ancak bu son derece durumsaldır. Saldırı puanı sıfırken yok edildiğinde sahibi 3. ve oyunun en güçlü yaratıklarından birini çağırmak için 10.000 yaşam puanı ödeyebilir. 3 numarada işte o canavar sonsuz saldırı puanına sahip Divine Serpent Geh'tir. Shunoros'un gitmesiyle 10.000 yaşam puanını ödedikten sonra oyuncu Divine Serpent Geh'i çağırabilir. Bu canavar sahadayken kullanıcının can puanı 0 olur. Divine Serpent Geh oyuncu destesindeki ilk 10 kartı mezarlığa göndermedikçe saldıramaz. Ancak ne olursa olsun bu kartın sahibi düelloyu kaybedemez. Yugi muhtemelen bu kartı yenebilecek tek düellocudur. Bu kartı kullanmak önemli bir risk taşır ancak aynı zamanda önemli bir ödül de sağlayabilir. İkinci sırada belki bazı izleyicilerimiz onu ikinci sıraya koyduğum için bana kızacak ama Exodia bulunmaktadır. Exodia, Yugioh'un aşırı güçlü olarak gördüğümüz ilk canavarıdır ve hepimizin kalbinde yeri ayrıdır diye tahmin ediyorum. Yugi bunu ilk bölümde Kaiba'ya karşı olan düellosunda kullandı. Exodia 5 canavar parçasından oluşan otomatik bir kazanma durumu oluştursa da bu 5 kart toplayabilmek her düellocunun harcı olmayabilir. Özellikle kartlar kendi başlarına herhangi bir işe yaramıyorsa. Ancak kartlar toplandığında kullanana kesin bir zafer kazandıran müthiş bir silah haline gelebilir. Listemizin ilk sırasında Mısır Tanrı kartları yer alıyor. Mısır Tanrı kartları oyundaki diğer canavarların hiçbirinde olmayan güçlere sahiplerdir. Pegasus onlardan o kadar çok korkmuş ki her birinden sadece birer tane yapmış. Daha sonra kimsenin kullanmaması için onları saklamış ki bu planı elbette başarısızlıkla sonuçlanmış ve kartlar dünyaya yayılmıştır. Oyunların kralı ve Mısır'ın eski firavunu olan Yugi 3 kartında güçlerini kullanabilen tek kişidir. Ondan önce birçok duellocu denemiş ancak hiçbiri tanrıların saf gücünü toplamayı başaramamıştır. Her birinin tüm serideki en güçlü kartlar olarak yerlerini sağlamlaştıran benzersiz ve korkunç yetenekleri vardır. Sıralama videomuzdan bu kadar dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı ve alta bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.